Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. 11. lema Mirkat-ı Sünnet, Mirkat-ı Sünneti ve Tiryak-ı Marazu Bida. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ مَنْ تَمَسَّكَ بِالسُّنَّةِ عَنْدَ فَسَادِ اُمَّةِ فَلَهُ اَجْرُ مِئَةٍ شَهِيدٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ اَفْكَمَا قَالْ فِي مَا عَلَى. Şimdi sünnet-i seniye, sormak istediğiniz sorabilirsiniz. Ama sünnet-i seniye böyle klasik bir şey inşallah tarzda değil de ben böyle ne demektir hakikatını ile biraz meşgul olacağım. Yani şöyle yap, böyle yap, bir kürsi vaazı gibi yapmamaya çalışacağım. Zaten öyle benim fıtratımda biraz şey var, daha değişik. Mesela niye sünnet-i seniye manası? Yani fıtratın, hayatın neresinde yani, hayatın içerisinde nasıl oluyor? Olmasa ne olur diye. İlginçtir. Şöyle, insan için en mühim âli maksat, profesör olmak, doktor olmak değil. Niye biliyor musun? Anlatacağım şimdi, şaşıracaksınız. İnsan için en mühim âli maksat âli yüce. Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Bunu anlatacağım şimdi biraz. Bak. O kadar hoş ki ben bile heyecanlanıyorum. Çünkü birkaç yerde ders yaptım. İnsan için, bir daha okuyorum. Bunu bana birisi ders yapıyordu akşam. Burayı. Emirdağ'ı. Onun için açtım. Ben de kopya yaptım. Size yapmaya çalışacağım. Fethi abi. Kaç yaşındasın abi? 70'e geldi. 70'e geldi. 12 miydi? Ha, talebeler 12, 13, 15. Abimiz de 70 bak. Hepsini içine kapsıyor. Şimdi bu dersi birisi bana yapıyordu gece. O kadar etkilendim ki bu benim üçüncü dersim olacak. Bir de okuyorum şu cümleyi. Açılımımız bu. İnsan için en mühim âli maksat. En yüce değil mi? Varılması gereken ve istenilen bir yer nedir? Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Bu çok önemli. Bak. Sevgili arkadaşlar, hizmet yaparken, Kur'an okurken, namaz kılarken, ders okurken, ders yaparken, birisine anlatırken düşüncemiz şu olacak. Rıza ilahi, muhabbeti hak. Niçin? Ustada bak ne yapmışlar. Çok ilginç. Ustada kaç sene işkence yaptılar? Kaç sene hapishane? 28 sene. 27 defa da zehirlemişler. Bu zalimlerin zulmünü koyuyoruz kenara. Zalimin zulmü tamam. Onunla karışmıyor. Onu Allah'a havale etti, bıraktı. Sonra kendi içsel muhasebesini yapıyor. Kader niye müsaade etti? Bununla ne demek istiyor? Beni nereye sevk etmek istiyor? Bu çok önemli, Burak. Kaç yaşındaydın sen canım? 15. 15, bak. Zalimin zulmünü koyduk. Onu Allah'a bağlı ettik. Ama kader niye müsaade etti? Çok önemli bir yer. Bak, bana rüyada yapılan bir şey. Onun için heyecanlıyım, oraya geleceğim. Kader ne demek istiyor bu taraf? Niye beni böyle bir şey yaptı, maruz etti? Diyor ki,
Neden ben suçsuz ve masum olduğum halde böyle devamlı bir zulme, manit bir işkenceye maruz kaldım? Madem esbab bahanedir, esbab hiçtir, esbab perdedir, esbab zahiridir. Esbab dört tane. Külliyatta bunlar geçer, başka yok. Bu insanlar bahane. Yani Azrail de bahane ya. Şimdi Azrail aleyhisselam demiş ya, ya Rabbi senin kulların benden küsecekler yani. Onların canını alırken. O da demiş ki, bir şey anlatmak için kullanıyorum. Ben dedi merak etme, seninle onun arasına musibete hastalıkları koyacağım. Seni bile hatırlamazlar. Kanserle gitti diyecek. O söldüren Allah'tır. Yani Azrail'dir. Kanser zannedecekler, tamam mı? İnsanla Azrail arasında hastalıklar koydu. Sonra devamında diyor ki, Azrail bile perde, çıkart onu, öldüren Allah'tır. Yuhyi ve yumit. Tamam. Şimdi Allah bunu devre ustad bunu devre dışı yapıyor. Bu zalimleri devre dışı yapıyor. Diyor ki, neden ben suçsuz ve masum olduğum halde böyle devamlı bir zulme, manit bir işkenceye maruz kaldım? Niçin demiyor bu kemalist, bunlar kafir, onun için zulme diyor. Onu düşünmüyor. Bu tarafı şey yapıyor. Neden? Kader canibinden ben niçin böyle oldum? Onlar zaten iktizasını yaptı ama tiyatrocu onlar. Bunlar perde. Bunların da hükmü yok arka tarafı. Tiyatroya bakma. Bahanedir, hiçtir, perdedir, zahiridir, esbab. Dört. Neden bu musibetlerden kurtulamadım? Bu aval adalet ilahiye muhalif düşmez mi? Neden? Neden ama? Neden? Bir çeyrek asırdır. 25 sene yani. Bir asır 100 sene. Bir çeyrek asırdır bu suallerin cevaplarını bilmiyordum. Biz hiç biliyoruz, kafir olduğu için yaptı. Bundan konuşmuyor bir adam. Bu taraftan 25 senede bir cevabını bulamıyormuş. Sen hemen buldun cevabını. Nasıl buldun yani? 25 seneden beri Bediüzzaman cevabını bulamamış. Diyebilirsiniz ha, Bediüzzaman merak edip de bulamadığı soru var mıydı, uzun soru. Tabii canım. 25 sene diyor bak. Bir çeyrek asırdır bu suallerin cevaplarını bulamıyordum. Yalan mı söylüyor? Bakayım neymiş 25 sene. Lan ben önce ne canlıyım yani. Bir uykuda ben de size nakledeceğim şimdi. Bana zulüm ve işkence yaptıklarının hakiki sebebini şimdi anladım. Bildiğiniz tarafa, bilmediğiniz ilginizi çekecek taraf olacak. Anlamış. Neymiş? Ben kemali tesirle söylüyorum ki, üzülerek söylüyorum ki, yakalandı. İçeride oynayan mikroplar var, bakteriler var. İçeride bakteri dediğimiz böyle ruhu zehirleyecek, ruhun zehiri, manevi hastalıklar var yani böyle şeyler. Onu yakalamış. Diyor ki, ben kemali teessürle söylüyorum ki, benim suçum hizmet-i Kur'aniyemi maddi ve manevi terakkiyatıma, kemalatıma alet yapmakmış. Bunu herkes biliyordu Nurcular. Hepimiz okuduk. Ha demek ki usta birinci suçu. Esas altını çizeceğim burası değil. Bu bilinen. Yani suçumun bir tanesi şu. Ben hizmet-i Kur'aniyemi maddi ve manevi terakkiyatıma kemalatına alet yapmış. Böyle yapmayacakmışız demek ki. Maddi ve manevi. Niye sen hizmet ediyorsun? Ne okuyorsun? Ağlayıp uçacağım, kaçacağım. Suyun üzerinde yürüyeceğim falan. Tamam. İşte evliya olacağım. Böyle bir gayemiz yok. Osmanlı'da değil mi? Öyle bir gayemiz olmayacak yani. Uçacağız, kaçacağız, evliya olacağım, alim olacağım. Yani ben hizmet edeceğim diyeceğiz. Maddi ve manevi uçma kaçmalarımız olmayacak. Bu bir. Böyle yani düşüncelerimiz. İki, uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak hizmet-i maniyemi maddi ve manevi kemalat ve terakkiyatıma. Esas şimdi, altını çiziyorum. Benim haberim bile olmadan içeride bir bakteri çalışıyormuş, virüs. Bilgisayara girmiş, bilgisayarı yavaş çalıştırıyor veya bazı evrakları bitirmiş veya filmlere zarar veriyor. İki, esas mikrop şu.
azaptan ve cehennemden kurtulmama ve hatta saadet ebediyeme vesile yapmaklığıma yahut herhangi bir maksada alet yapmaklığıma manevi gayet kuvvetli maniyalar benim ne diyordu. Yani ustadın bile haberi yokken arkadan bir şey çalışıyor, program. Neymiş biliyor musun? Benim tacı şuymuş. Maddi ve manevi terakkiyatıma, yani yükseliyorsun falan kimse gelmesin, erektağına çekilmiş yükselirim, tamam. Esas bakteri bu azapmış, beni onun için çok heyecanlandırdı, bana böyle yaparak ders yaptı. Ha sen bu, anladım ki tehdit etti beni, bu tehdit şeydi rüyada. Ben maddi ve manevi kelamatıma şey yapmadığımı rüyada da bir şey demedi bana, bana bakmadan ders yaptı. Bana bakarak ve tehdit ederek, parmağını uzatarak şöyle yapan, benim mikrobum da buymuş galiba. Ustadın mikrobu olacak da benim olmayacak. Neymiş biliyor musun? Sen niye hizmete koşturuyorsun? Niye hizmet ediyorsun? Niye Risale'yi çok seviyorsun? Derste niye böyle öpüyorsun? Riyakarlıkla yapıyorsun. Tamam mı? Veya ne biçim koşuyorsun? Bak şimdi kar dışarıda niye geliyorsun? Benim haberim olmadan arkada bir tane program çalışıyor. Onun için uyardı beni. Ustad 25 sene bulamadı bir şey. Rahmet-i İlahi bana hemen çarptı. Ne yok? Sen hizmeti azaptan ve cehennemden kurtulmak için yapıyorsun. Şimdi biz de halden hale geçiyoruz da hastalanıyoruz. Bela geliyor, musibet geliyor. Zehirleniyoruz. Bilmem ne yapıyor, işkence. Her türlü şeyler oldu yani çeşitli elhamdülillah. O zaman ölümle yüz yüze çok geldim. İnanın. Ölümle çok yüz yüze geldim yani. Sen bilirsin bir kardeşten. Siz bahçenize koyardım arabayı. Hatırlıyor musun? Dershane nerede, araba nerede? Bomba koyarlar diye. Bomba. Arabamın altına her saf şeyde. Vallahi bunun üzerine yemin ederim. Sen bahçede, sen çocuk muydun o zaman? Bahçesine koyardım. Annenler gece kalkıp ikide bir bakarlardı. Sabah arabayı çalıştırırken kapotu açıyordum. Kontağı bir ayağım dışarıda, bir ayağım böyle çalıştırıyordum. Çalışınca bomba patlayacak diye. 95'te, 98'de. Kesin. Vallahi billahi, tallahi diyorum yani. İstanbul'da mı? Yok, Hatay'da. Bomba, ha patladı patlayacak. Tehditler, burayı terk et bilmem ne efendim. Hiç şey yapmadık. Niçin? Ha bunlar hiçbir şey değilmiş meğer. Ha işte niye anlattım? Böyle olduğu zaman hep zihnimde şöyle. Hizmetteyiz. Risale-i Nur var. Şahsi manevi var. Ya giderse gideriz be kardeşim. Bu boyuttan daha güzel bir boyut var. Allah methettiği bir yer cennet. Allah methetmediği bir yer burası. Hep böyle hizmete alet yapardım. Cennete gideceğiz kardeşim. Saadet ebedi gideceğiz kardeşim. Daha güzel alem var. Meşru bu. Zaten alttan geçiyor. Bu meşru ve herkesin hakkı diyor. 178'de de var Emir'da bir. 189'da da var. Gayet meşru. 104. sayfada var. Meğer arkadan bilgisayarın arkasına şey çalışıyormuş. Biz hizmeti ben azaptan ve cehennemden kurtulmama ve hatta saadet-i ebediyeme vesile yapmaklığım. Bir musibet geldiği zaman, çünkü biliyorum hastanede yatıyorum zehir, böyle. Ha geldi hastayla, ha geldi. Ama böyle bir şey var. Ustad olacak, cennete gideceğiz vesaire. Yani ne olur böyle şey ya? Meşru. Oysa rıza ilahiyeden başka bir rıza olmamalı idi. Olmamalı. Öyle diyor zaten. Bak, bu deruni hisler ve ilhamlar beni hayretler içerisinde bırakıyordu. Cehennemden ve azaptan kurtulmak için bile hizmet yapmayacağız. Maddi ve manevi terakkiyatımıza bile vesile olsun diye yapmayacağız. Bu deruni hisler, bu derinin derini. Ama meşru, helal. Ama bize yasak. Abi nasıl olur ya? Şeriatta mübah olan size nasıl yasak? Şeriatta fakirin zekat alması helal değil mi? Helal ve mübah. Ali Beyt'in alması haram. İstisnaları var. İslam'da para toplamak hizmet için caiz. Nurculukta caiz değil. Bir o Ali Beyt misali gibi.
Bu deruni hisler ve ilhamlar beni hayretler içinde bir akıyordu. Herkesin hoşlandığı manevi makamatı ve uhrevi saadetleri amal-i salih ile kazanmak, o ahiretteki saadetleri, makamları amal-i saliha hizmetle kazanmak ve bu yola müteveccüh olmak hem meşru hakkı oldu. Herkesin bunu yani. Hem meşru hakkı oldu hem de hiç kimseye hiçbir zararı bulunmadı. Ne zararı var ki içimde ben cenneti ümit ettim. Hizmet ediyorum, karkış geldiğim çünkü gençlere ders yapacağım. Allah var ya, cennet var, cennet var, ahiret var, sevap var, saadet var, baki bu hayat. Hiç kimse zarar yok ki, benim içimde ne var ki? Siz benim davranışımdan istifade edin, içimi bilmiyorsunuz ki. Ondan sonra benim böyle içimde bir niyetlerin olması, kimseye zarar yok ki. Ama Allah diyor ki, hayır yapmayacaksın sen. Sen başka bir şey hedefleyeceksin. Ne bakayım merak ediyorum. Ben ruhen ve kalben men ediliyordum. Niçin? Şunun için. Rıza ilahiden başka fıtri vazife-i imaniyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi. İmana hizmet rıza ilahi için. Ne cehennem korkusu ne cennet ümidi olmamalı, olmayacak. Nurcunun böyle bir şeysi yok. Nurcunun cehennemi, cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmek olmalı. Nurcunun cenneti, cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak olmalı. Bir daha söylüyorum. Nurcunun ne azap ve cehennem endişesi olmamalı. Ne cennet ve ümidi ve iştiyakı olmamalı. Nurcunun koyacak kenara. Nurcunun cehennemi, cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmektir. Allah'ı kaybettikten sonra Cehennem bir şey değil ki, cennet olur o. Nurcunun cenneti ise cennetin sahibini bulmalı. O zaman cennet hiçbir şey değil. Çünkü cennet Allah'tandır. Allah değil. Biz Allah'ı istiyoruz. Allah'tan bir şey değil. Biz onu istiyoruz. Allah'tan istediğimiz bir şey haşa Allah değil o. Allah'ın verdiği bir şey. Cennet Allah'ın verdiği bir şeydir. Cehennemden kurtulmak Allah'ın verdiği bir şeydir. Su Allah'ın verdiği bir şeydir. Haşa o değil. Biz Allah'a talip olacağız. Sağımıza koyacağız cennet ve azabı, koy arkaya. Solumuza koyacağız ümit, iştiyak, cenneti. Koyacağız onu. Hayır. Ya Rab, seni istiyorum. Senden başka bir şey istemiyorum. Çünkü hiçbir şey sen değilsin. Yalnız ve yalnız rıza-i ilahiden başka bir vazife-i fıtriyemse olmamalı. İlginç. Azaptan ve cehennemden kurtulmak için de yapılmamalı. Yapılmaz. Bu dünya için de gelmez. Cehennemden kurtulmak için bu dünyaya niye geldik ki? Zaten orada cennetteydik. Adem babamızın şahsiyeti maneviyesinde değil miydik? Biz bu dünyaya cennetten, cennete girip cehennemden kurtulmak için gelmedik ki. Zaten oradan çıktık be kardeşim. Çıktığın yer gaye olur mu? Abi Yunus Emre onun için diyor. Bana sana gerek seni. Evet. İsteyene ver onu diyor cahil cühel açı. İsteyene ver onu diyor. Allah genel konuşuyor Kur'an'da. Cennet vaat ediyor. Rahmet ilahi olduğu için avami şekilde. Ama içerisinde ondan sonra diyor ki rıza ilahi. Abdülkadir. Rıza ilahi. Ne cenneti. Allah isteyeceğiz. Ne cenneti isteyeceğiz. Ne cehennemden endişe. Bizim endişemiz onu kaybetmek. Ümidimiz onu bulmak. Böyle musibet geldiği zaman Allah. Sevap yapıyoruz Allah. Yazılıyor defterime, sağıma yazılıyor. Yok öyle bir şey. Defter mefter yok. Ne bu ne bu. O. Ama kimseye demeyin çünkü derler ona manyak mısın ya. Bu bir kafayı mı yedi ya. Mama dedi zaten. Meşru ve herkesin hakkı oldu ve kimse itiraz etmedi. Allah şey yaptı. Ama Risale-i Nur azami ihlas. Sır ihlas bu yani. Bak diyor ki insan için en mühim ali maksat. Kul in kuntum tuhibbunallahi fettebiuni yuhibbukumullah. Buymuş. En oraya okuyorum 57 lemalar. İnsan için en mühim ali maksat cehennemden kurtulmak, cennete girmek değil, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Rıza ile yaparsan o da muhabbet.
Allah'ın muhabbeti var ya, zerre ile büyük şems, yani Allah'ın zerre kadar muhabbetiyle güneş kadar muhabbet aynıdır. Allah için büyük küçük yoktur. Bir zerre muhabbetini cebetti mi gerisi hikaye. Allah bir defa memnun et. Ben dün memnundum senden canım, bugün o değilim. Değil öyle bir şey. Allah mazi, istikbal, hali üçü sahip olduğu için Allah bir şeyde memnun olmak demek, bütüne göre Allah memnun oluyor. Yani geçen ay memnundun, şimdi memnun değilim. Değil. Allah bütün bakar, memnunsa memnun olmuştur hep. Çok acayip. Bir defa memnun edemez misin adam? 60 sene yaşadın, bir defa memnun edemedin Allah. Lan senden bir şey olmaz, benden de bir şey olmaz ya. Bir defa. Abi geçen sene diyor, Allah için sene yok. Geçmiş, gelecek bizim içindir. Allah için üçü birdir. Bir defa razı oldu, bitti. Çok acayip bir şey ya. Çok güzel abi ya. Tabii ya. 10 numara değil mi? Tabii. Severim o. Çok acayip kanunlar. Yeni yeni öğreniyorum bunları. 30 sene sonra. Tabii canım. Onun için öpeceksin. Ve tehdit ediyor seni. Ama an şartla. Şımar dediği şey o. Öyle bir donum bostan yalgen o Osman yok. Sünnet-i seni ittiba ile. İn küntüm tuhbun Allah fette bir yoru yapukumullah. Ne dedi? Ayetinin icazı bir icazı var. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içine derc edilmiştir. Şöyle ki an şartta tabi rizayla'yı böyle oturarak fok balığı yap rizayla. Böyle rizayla mı olur? Allah iftira. Ama şu ayet diyor ki, kesin onlar beddi olduğu için anlatmıyor. Şu ayet diyor ki Allah'a Celle Celaluhu imanınız varsa, var tabi elhamdülillah. Şeytan mı bize şüphelendirecek? Var tabi Allah'a imanımız elhamdülillah. Hiçbir şey değişmeyiz. Tamam. Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Amenna ya Rabbi. Benim neyim var ki zaten? Her şey senin. Ben dedimse de yine sensin. Ol ben, hiçlikten ne çıkar? Bendeki benlik yine sende. Ben diye yazdımsa da yine sensin. Ol ben, hiçlikten ne çıkar? Bendeki benlik yine sende. Yani Allah imanınız varsa var. O zaman Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Amenna. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Rıza ilahi diyorsan Allah'ı seveceksin. Ne demek rıza ilahi? Tabii ki seviyoruz. Allah'ın dediği gibi yapacaksın. Allah'ın dediği demek sevdiği zata benzemelisin. Ona benzemek ise ben ona benziyorum. Ona ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz ta ki Allah da sizi sevsin. İttibak şu. Allah Resulü sünneti şudur arkadaşlar. Geçen yaptım bak. Şimdi bu kitap doğru mu size karşı duruşu? Ona diyor ki oradan abi yamuk. Adıra olsa hemen kalkar oradan fırlattı böyle düzeltir değil mi? Bir tanesi diyor ki abi ya bunu niye çevirdin böyle? Niye çevirdin? Ne yapayım? Bir şey anlatmak için söylüyorum. Abi çevir. Ötekisi diyor ki abi kardeş nizamı bozma. Kitaplar böyle konulur. Tamam. Ötekisi diyor ki, kardeş şöyle yap. Bir şey anlatmak için uzatmıyor. Bakarsın. Ötekisi diyor ki, böyle koy. Bu bitmez. Değil mi? Peki hangisinin için doğrudur? Bak. Burasına alem-i şehadete mülk denilir. Buz. Bunun arkasına melekut denilir. Su. Melekute su. Mülke buz. Örnek. Veya mülk, odun, melekut, içindeki duman ve nur. Şimdi arkadaşlar, bunun burada böyle duruşu mu doğru, böyle mi? Ötelerdeki görüntüsüne göre bilinir. Ötelerde nasıl gözüküyor? Yani, bir örnek daha vereyim, ondan sonra bu örneği vereceğim. Çatıda çanak anteni düzeltiyor adam. Ötekisi de odada cam. Camdan çatıya bakıyor. Televizyona bakıyor. Sağ çevir. Biraz da. Lan karıncalandı. Daha önce daha iyiydi sağ. Üstte tamam öyle dur. Dur. Tamam. Hem ona sesleniyor. Tamam.
Arkamda diyor günah yan duruyor ya. Sana ne lan işte burada tam. Orada ne durduğu önemli değil. Burada ne gösterdi. Öyle değil mi? O nasıl durduğu değil. Sağlamlaştır bakayım. Hah. Bu sünnet-i seniyedir. Yani şu. Nasıl yapayım? Ya Resulallah bu kitabı böyle mi böyle mi böyle mi? Sünnet-i seniye böyle bakacaksın bundan sonra. Şimdi Allah Resulü öteye bakıyor. Bu kitap nasıl gözüküyor insanlar ve Allah'ın rızası ve benim hakikatim ruhlar aleminde, arş-ı alada, arşta, kürste, cennet, cehennemde, o 18 bin alemde bu kitap nasıl durması lazım ki en uygun olsun? Oraya bakıyor Resulullah, ben de burada muamele yapıyorum. Hasan çek 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 kendini, çek 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 çek, biraz da sağ ol, sağ ol. Al 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 al, biraz çevir 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 çevir, çek, hah, tamam dursun, dursun. En iyisi buymuş. Buradaki duruşu onunla kontrol etti. Sünnet-i seniye, sünnet Allah'ın dışında yaratılan alemlerin hakikati demek. Onun bir nüminesini koydu insana, onun adı ahsen-i takvim. Bir daha söylüyorum, Allah'ın dışında bütün alemleri yaratmış, onun bir nüminesini insana koymuş. Ahsen-i takvim. Bu ahsen-i takvimin böyle mi duruşu, böyle mi öksürmesi, böyle mi tuvalete gitmesi, böyle mi yatakta yatması, yemek böyle mi yenir, böyle mi yaşanır? Bu nasıl anlaşılacak? Orada nasıl gözüküyorsa. Orada şöyle yaptı. Kaldır 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 Hasan. Çirkin oldu. Kaldır. Al al al. İndir indir indir. Tamam biraz sağ ol. Hah tamam tamam. Hiç buraya bakmıyor. Bunun orada görüntüsüne bakıyor. Tamam. Niye tamam ya Resulullah? Orada bu önemli değil buradaki. Orada bu en iyi gözüküyor. Sünnet-i seniye, sünnet fıtrattır, yaratılış. Seniye, iki değil o. O fıtratın bir kuvvet, çekirdek olarak kainat ağaç, insan onun çekirdeği. O kainattaki hakikati insana monta etmiş mi? Bu insandaki çekirdeği uyandırmak, o büyük kainat yapmak için peygamberimizin davranışlarıyla oluyor. O şu işte. Böyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle. Niçin böyle yapıyor Resulullah? Çünkü orada Allah Resulü burayla orayı beraber görüyor. Adım atıyor, orada ne gözüküyor? Onun için adımı nerede atacağını buraya belki de az bakıyor. Oraya bakıyor. Çünkü bu elim nerede en iyi gözüküyor da? Sünnet-i seniye o kainatın kainatla insan adapte olması, iç içe girmesi ve insanın açılımına vesile ancak orayı bakarak tamam doğru öyle yap yapma. Onun için bir insanın, adamın, bir erkeğin doğasından çıkan davranış değil o. Aynedir bu alem, her şey hakkıyla kaim, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Eğer davranışın kendi doğası olsa Allah gözükmez, kendisi gözükür. Mirat-ı Muhammed'den Allah gözüküyorsa onun davranışı Allah'ın söylediği davranışlardır. Çünkü kendisi uyuyor. İlk kendisi kendisine iman etti. Ne diyorsa kendisi yaşıyor. Bak buna ait yer. Sünnet-i seniye o fıtratın bir kuvvet. Fıtrat çekirdek o alemler ağaç. Onun nümenesini bize koymuş. Bunu nasıl uyandıracağız? O fıtrata bunu uydurmanın yolu bu aynayı Muhammed'de gözüken davranışlarla mümkün. Diyor ki sayfa 50 lemalar. Üçüncü nükte bu fakir Said eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten rehber şu bu kitap burada mı dursun burada mı dursun? Her kafadan ses çıkıyor. Ha. Hasan götür götür kitaba götür ha onun üzerine bunu mu? Hayır 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 bunun üzerine koy. Bu böyle olur. Tamam. Ha rehbersiz yani oraya bakarak buraya müdahale edeni yok ustadın. Rehbersizlikten ve nefs-i emmarenin gururundan gayet müthiş manevi bir fırtına içinde. Oyuncak değil ha bunlar hep yaşanan kelimeler. Kışır bir şey yok. Yani öyle laf olsun, iş olsun, torba dolsun lafları değil bunlar. Yaşanan şeyler. İş iş değil bunlar. Gayet müthiş, manevi bir fırtına içeride. Gençsiniz, 12, sen kaç yaşındaydın? 13. 13. O fırtınaları fazla şimdi bilemezsiniz.
O da bilir. O iç fırtınalar var ya, bunun üzerine yemin ederim ki, Allah da yemin ettiği için söylüyorum. Eğer bir dümenin olmasa, bir rehberin yoksa, Allah beni kahretsin yalan söylüyorsam, Kur'an'da da yemin ettiği için söylüyorum. Diş dünyadan demiyorum, diş yerde yolda yürürsün, direksiyonun da var, paran da var, lokantaya girersin, evinde var ise, iç dünyada eğer bir rehberin yoksa, o kaos, o fırtına, o 120 kilometre hızla saatte eser fırtınalar, iç böyle dinam. Onlar basit, daha uyanmamış, ölmüş, ruhlar ölmüş insanlar da depresyon, panikten, panik ataklarla intihar ediyor yani. Ne kadar dengesiz olduklarını, ne kadar acayip içeride fırtına olduğunu bir kız için intihar edenler var. Veya hevesi için bir her şeyi berbat edenler var. İçerideki fırtınanın dengesizliğindendir, tamam mı? O adam kendisi yapmıyor. Artık şeytanlar, ervah-ı habiseler, mevadişerler, cinler, her şey birbirine girmiş. Acayip bir alem, bildiğiniz gibi değil ya. Bana itimat edin, biraz farkındayım oralarda. Acayip bir alem. Öyle fırtına ki, bir yerde tayfun, bir yerde lodos, bir yerde kasırga. Vallahi bir yerde fırtına, bir yerde dolu, bir yerde güneş. Bir yerde kar var, bir yerde çiçekler açmış. Acayip bir şey ya. Bildiğiniz gibi değil ya. Diyor ki, gayet müthiş, manevi bir fırtına içinde. Akıl ve kalbim hakaik içerisinde yuvarlandılar. Akıl ve kalp. Ne diyor? Yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefis var. Geçen okuduk değil mi buradaydı? 8. surette değil mi aşır? İnsanda vehim var. Varı yok, yoku var gösteriyor. Anlattım size. Ya ne burada kalacaksın ya, bu yurtta kalacaksın ya. Eve git canım, orada da Risale okursun, Kur'an'da okursun canım. Bunu kim diyor? Namussuz, yalancı vehimimiz. Vehim var ya vehim. Varı yok, yoku var gösteren. İnan öyle diyecek. Yeni gelenlere şöyle diyecek. Ya of, yanma ya. Eve gitsen bilgisayar var, internet var. Burada hiçbir şey yok be kardeşim falan. Bu kim diyor biliyor musun? İşte fırtınadan bahsediyorum ya. Kafamızda bir tane onun yaveri var, şubesi var. Büyük elçilik. Yalancı vehmi. Vehim şu. Yoku var, varı yok gösteren bir latife. O namussuz. Bunun varlığında haberdar olun. Yoksa fırtına estirir sizi, bura bırakmaz. Yalancı vehim. Hezeyancı akıl ise kuralsız. Ölçüsü yok, bilgisi yok. Hezeyan şu. Hezeyan savurma kardeşim dersin. Hezeyan ne demek? Ateşli hastalık geçirenler var ya, menenjit veya şizofreni. O hale geçince böyle ateşli o anda birbirinden kopuk cümleler söyler. Ayakkabı bağını getirsene. Uçak geliyor. Yoğurtu niye mi ayarlamadınız ya? Köpek saldırıyor ya. Allah Allah, güneş batıyor mu? Bak hele. Ne alakası var bu cümlelerle? Böyle birbirinden kopuk, hiç alakası olmayan. Ha böyle konuşana hezeyan. Eğer bilgin yoksa akıl hezeyandır. Seni cehenneme sokar vallahi. Sen çok kötüsün. Sen iyi değilsin. Sen ya çok bitti canım. Sen imansızsın. Abdestin yok canım. Senin kalp var da haberleri yok. Doktor bir şey anladı yok ya. Sen bitmişsin canım. Tabii böbreğin orada da mikrop var. Kanser. Artık acilerde. Bu kim? Hezeyancı akıl. Serserin birisi ya. İçeride lan bu basit basit ya. Bu bedensel söylüyorum. Bir de içerideki fırtına, manevi fırtına daha acayip. Akıl kalp birbirine girmiş. Çareye bak ama. Kâh Süreyya'dan Sereya, Kâh Sera'dan Süreyya kadar, Kâh bu yıldızdan oraya, oradan oraya, yerden havaya, semaya, semadan yere gidip geliyorum. Bizar oldum, yoruldum diyor usta. Bir sukut ve suit içerisinde çalkalanılıyordu. Son cümlelerimi okuyorum. İşte o zaman müşahede ettim ki, sünnet-i seniye, unutmayın sakın ha, peygamberimizin doğasından çıkan bir şey değil. Beşeriyetinden, insanlığından, erkekliğinden çıkan değil. Yoksa kadın taklit edemez. O aynedir. Allah Resulü'nün ruhu aynadır. Allah'ın rahmeti, muhabbeti tecelli ediyor. Onu o şekilde makineyi aktif ediyor. Biz de Allah'ı onun zatında görüyoruz. O aynede Allah gözüküyor. Nasıl gözüküyor? İşte ilk önce ilmen, sonra hissen, sonra Peygamber Aleyhisselam elinden seni tutuyor, gezdiriyor miraçlarda. Ha perdeni kaldırıyor. Seyahat ettiriyor. Gün avam ya, bedeviye. Bir bedevi gözünün perdesini kaldırıyor, ferasetini açıyor, Allah ile görüştürüyor. İşte o zaman müşahede ettim ki,
sünnet-i seniyenin meseleleri, hatta küçük adapları, gemilerde hattı hareketi gösteren kıblenameli birer pusula gibi, hadsiz, zararlı, zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görünüyordu. Ha, gemi düşünün. Ya ne olacak be abi? 0-0-10 veya 2 derece açısa gemi lisanı. 2 ya. 1 derece sol yapsan ne olur? Açı. Evet, okyanusta bir açı bir şey değil ama 10 kilometre, 50 kilometre de o olur. 500 metre arada açı olur. İşte pusulasını kaybeden gemi için hiçbir rüzgar doğru rüzgar değildir. Okyanustasın, kara gözükmüyor. Pusulasını kaybedenler için hiçbir rüzgar, doğru rüzgar. Hayır, hiçbir rüzgar doğru rüzgar değildir. Nereden biliyorsun? İşte o zaman en ufak bir pusulanın olması, gemilerde hatta hareketi gösteren kıblenameli birer pusula gibi. Çünkü niye? Arkadaşlar, bu dünya çölüne geldik. Yol belli değil. Çöl. Nereye gideceğiz? Yani diyeceksin, abi neresi çöl? Ya kardeşim, bizim memleket burası değil ki. Biz buraya burası için gelmedik ki. Önümüzde kabir var, kış. Üzerimiz örtecekler. Ondan sonra ne olacak bilmiyorum. Hastalıklar var, ölmesek. Yaşlılık var, ölmesek. Musibetler var, dertler var. Anneyi kaybediyor, babayı kaybediyor, o gidiyor. Gözümüz gidiyor, kafamız gidiyor. O ciğer gidiyor, böbrek gidiyor. Ruhsal, psikoloji falan. Ya bunlar ne olacak ya? Bir pusulası olması lazım bunun ya. Bunu bir izah eden olması lazım. Bunu bir çözmesi lazım. Bizi rahatlatacak bir konuşma olması lazım. Bunu işte sünnet-i seniye yapıyor. Bu budur diyor, bu da budur diyor. Sen diyor bu kabir gibi gözükeni pasaport dairesi. Endişe etme diyor ya. Tebdili mekandır, tahvili vücuttur, itlakı ruhtur. Bu dünyadan daha güzel bir hayata, dünyadaki vazifeden paydostur. Vay be, of be ya. He? Peygamber böyle diyor. Zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görünüyordum. Hem o seyahat rüyede çok tazikat altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zaman da sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hilfet buluyordum. Ne yapayım ya, insan en çok rahatsız eder. Ya böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam, böyle mi gitsem, böyle mi düşünsem. Ya burada kaldık. Ha, gençliğimiz gidiyor mu, gitmiyor mu, zarar mı ediyor? Perişan oluyorsun. Sünnet-i seni uyunca doğrusu budur ya. Senin üzerindeki bütün ağırlıklar gidiyor. Abi sırtımda ne ağırlık var yani, yük mü var? Arkadaşlar keşke yük olsa, çuval olsa. Bu kafaya bir ağırlık oldu mu? Çözemedin o bela var ya. Şu bardağa benzemez, bardağa. Bunu şu anda kaç gramdır tahminini söyleyin. 100 gram diyelim. Halil, ben bunu taşırım değil mi? Sen çok güçlüsün benden maşallah. Sen bunu 100 gramı tutarsın kardeşim. Hiç indirmeden ben 5 saat tutarsam sen 10 saat tutarsın. Artık 10 saatten sonra tutamaz. Değil mi? Bu 10 saat sonra ne olur biliyor musun? Olur 10 kilo. 20 saat sonra olur bu 100 kilo. Öyle mi Abdülkadir? Aynen öyle. Artık tutamazsın. Tamam mı? Ne demek istiyorum biliyor musun? Bunun gibi ufak bir, küçük daha başlangıçta bir dert çözemedin mi? Artık timsah yavrusu gibi kemiriyor. O durdukça durur. Yani iyi mutlu olduğun zaman çıkamıyor. Ayrık otları var ya, ayrık otları tarlada. Eğer güneş bulup üzerine bir örtmemişse, için ayrık otları fırsat bekler. Eğer sen bir zaafa geldin, bir hastalık çıktı, bir kaşıntın çıktı, bir baktın bilmem ne, moralin bozuldu, tak hemen kendisini gösteriyor. O oluyor o 100 gram, 100 kilo. Ondan sonra seni bir bloke ediyor. Bir çakıyor seni, 2.80 uzatıyor. Ondan sonra bağırıyor. Abi! Abi derse nereye gidiyoruz? Hayırdır lan, zamanın yoktu. Derse davet ediyordum. Zamanı verene zamanı yok beyefendinin. Zamanı Allah verdi. Zamanı verene zamanı yok. Zamanı verene zamanı yok. Anladın mı? Zamanı yok. Kime varsa, kim verdiyse. Ne oldu? Hayırdır dedim yani. Yumurta mı dayandı? Abi sört davranıyorsun. Ben dedi böyle bir şey var yani böyle. Senin için her şeyi yaparım. Ondan sonra yumurta dayandım. Beni aradın. Ben de kızıyorum o zaman.
Lan adam gibi olsana, fırtına geldiği zaman duvarı öremezsin ki. Duvarı fırtınadan güzel havada öreceksin. Duvarı örüyorsun, 120 kilometrede fırtına esiyor. Lan çantada duvar esen ne olur? Tuğlayı koyduğun anda fırlatır lan. Yani iki tane tuğla nasıl kuruyacak da kaynayacak? Lan tuğla oraya fırtına girmesini istemiyorsan fırtınadan önce öreceksin. Fırtına anında öremezsin diyor usta dinlediğin sözde. O taş delikleri şey yapamazsın. Koysan bile fırlatır. Fırtınaya önceden, hastalandıktan sonra hastalığı sanisi değil. O geldi artık yumurta, ondan sonra kemküm. O kaliteli değil o. Kimseyi aldatma. Kendini de aldatma. Zamanında İhtiyarlar Risalesini gençken okuyacaksın. Hastalar Risalesini sihatliyken okuyacaksın. Bu yaşta sünnet-i seni bunları anlatacaksın, dinleyeceksin. Ya bu çocuk 12 yaşındadır demeyeceksin Said, Halil. Tamam. Bu yaşta olacak. Acayip bir şey ya. Ondan sonra uğraşıyorsun adam 47 yaşındaki düzelsin. Ona taş olsa düzelir ya. Adama 100 defa anlatıyorsun taş gibi düzelmiyor ya. Niye ben kendimi düzeltemedim ki? Yok küfranı nimet yapmayacağım elhamdülillah da. Hamdolsun o düzelmiyor kardeşim. Heykel tıraş gidiyor taşın kafasına. Çekişte muşta vura 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 adamın kafası çıktı. Büyük taş getirmişler. Heykel tıraş ya kapısına koydu. Büyük. Hani mi? Büyük bir taş gelmiş. 5 yaşında, 3 yaşında çocuğu vardı. Baba çıktı heykeltıraş. Tepesine muşta tak 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 kıra kıra kafa çıktı tabii. Kafaya benzetti ya. Çocuk dedi ki baba taşın içerisinde adam olduğunu sen nereden biliyordun onu kurtardı? Soruyorum. Adam taşın içinde miydi? Heykeltıraşın kafasının içinde miydi? Adam neredeydi? Taşın içinde miydi? Yoksa burada mıydı? Buradaydı. Buradaki adamı dışarıya çıkarttı. Orada. Orada çıkarttı. Aynaya bakarsın böyle. Lan bunu görüyorsun da bunun saçını düzeltsene. Bunu niye düzeltiyorsun? Gözüken bu değil mi? Bunu görmüyorsun ki. Niye bunu düzeltmiyorsun saçını falan? Öyle değil mi? Acayip bir, garip bir dünyadayız. Ölünce kurtulacağız inşallah. Yaşasın ölüm. Geliyor, geliyor, kabir geliyor. Yaşasın ölüm. Ölüm olmasa nasıl kurtulacaktık ya? O kadar güzel bir şey ki. Burada kalsın madem. Çünkü baktım, beni de koparacak şimdi. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bu parça altın ve elmas ile yazılsa liyakatı var. Evet. Sabıkan bahsi geçmiş, avucunda küçücük taşların zikir ve tesbih etmesi. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ سِرِّيْلَ Aynı avucunda küçücük taş ve toprak düşmana top ve gülle hükmünde onları inhizama sevk etmesi. وَنْشَقَّ الْغَمَرْ نَسْئِيْلَ Aynı avucunun parmağıyla kameri iki parça etmesi. Ve aynı el çeşme gibi on parmağından suyun akması. Ve bir orduya içirmesi. Ve aynı el yaralılara ve hastalara şifa olması. Elbette o mübarek el ne kadar harika bir mucize-i kudret-i ilahi olduğunu gösterir. Güya ahbab içinde o elin avucu küçücük bir zikirhane-i sübhanedir ki içine küçücük taşlar dahi girse zikir ve tesbih ederler. Ve adaya karşı küçücük bir cephane-i Rabbani'dir ki içine taş ve toprak girse gülle ve bomba olur. Ve yaralılara ve hastalara karşı küçücük bir eczahane-i Rahmani'dir ki hangi derde temas etse derman olur. Ve celal ile kalktığı vakit kameri parçalayıp Kab-ı Kavseyn şeklini verir. Ve celal ile döndüğü vakit Ab-ı Kevser akıtan on musluklu bir çeşme-i rahmet hükmüne girer. Acaba böyle bir zatın bir tek eli böyle acip mucizata mazhar ve medar oluyorsa bu zatın Halik-i Kainat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu ve o el ile biat edenler ne kadar bahtiyar olacakları bedahet derecesinde anlaşılmaz mı? 19. söz Risalet-i Ahmediye'ye dairdir. وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدٍ بِمَقَالَتِي وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَّلَامُ Evet,
Şu söz güzeldir, fakat onu güzelleştiren, güzeller güzel olan Evsaf-ı Muhammedi aleyhissalatu vesselam'dır. 14 reşhatı tazamun eden 14. lem'anın birinci reşhası, Rabbimizi bize tarif eden 3 külli muarif vardır. Birisi şu kitab-ı kainattır ki şehadetini bir nebze 13. lem'a ile Arabi Nur Risalesinden 13. dersten işittik. Birisi şu kitab-ı kainatın ayet-i kübrası olan Hatem-ül Enbiya aleyhissalatu vesselam'dır. Birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şimdi şu ikinci birhan-ı natiki olan Hatem-ül Enbiya aleyhissalatu vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. O birhanın şahs-ı manevisine bak. Seth-i arz, mescid, Mekke, mihrab, Medine, minber. O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka izikrin serzahkiri, bütün enbiya hayatlar kökleri, bütün evliya teravvetler semereleri, bir şeceri nuranidir ki her bir davasını mücizatlarına istinad eden enbiya ve kerametlerine itimat eden evliya tasdik edip imza ediyorlar. Zira o la ilahe illallah der, da'va eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel kıtalarında saf tutan o nurani zakirler aynı kelimeyi tekrar etmekle, icma ile manen sadakte ve bil hakkine takte derler. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız teyit edilen bir müdeyyaya parmak karıştırsın. Allah rızası için El Fatiha.